Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet dostlar, bugün evimizdeyiz. Her zamanki evimizdeyiz. Buralar hep evimizdeyiz. Evet. Dışarıdan niye diyecek misin ya, takipçilerimiz var. Dünden beri birkaç hesaptan yazıldı bu bize ama bizim canımız sıkıyor. Aslında pek de söylemek istemiyordum ama yani az da şimdi evdeyiz demişken söylemek istiyorum. Bizim bu aralar bir hesaplarımızda sıkıntı oldu biliyorsunuz. O yüzden dışarılarda videolar çekemiyoruz. Yani fazla bir şey harcayıp da dışarılarda video çekemiyoruz. O yüzden malum şu an evimizdeki, kendi bahçemizdeki çekimlerimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Evimizi, bahçemizde çekimler, videolar üretmeye çalışıyoruz. O yüzden şu an evimizdeyiz yani. Sonrasında tabii durumumuz düzeldiği zaman dışarıya çıkıp dışarıda da videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bugün sobamızın borularını temizlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz biz odun yakıyoruz. Odun yaktığımız için ağzına kadar dolmuş hepsi. Ve şu an çok zor çekiyor. O yüzden boşaltmamız lazım. Hani bayağı bir dolmuş ses bile artık yani bayağı dolu geliyor. Evet. Şimdi Özlem'le birlikte onları boşaltacağız. Ondan sonra kulübenin üstüne bakalım. Brandamız vardı. O brandadan bir şey yapmaya çalışacağız. Olursa artık alüminyumlar da var. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Bakalım. Üstünü kapatacağız işte bugün. Evet, üstünü kapatacağız. Tamam, o halde işlere başlayalım. Şunu takmam lazım önce. Şey, demirleri mi? Telleri. Telleri yani işte. Bayağı bir sıkıştırmış, parmağım acı diye. Duman, duman bizden mi çıkıyor ya? Kovadan. Kovadan mı çıkıyor? Aa, arkamda. Kovadan işte, arkamdaki kovadan. Şey yaptım da, çıkarayım dedim. Odun varmış içinde. Şimdi bacayı temizlerken orada kalsaydı içeriye tutabilirdi. O yüzden onu çıkarıp dışarı aldım. Onun içinde de odun varmış. O tutuyor şu an. Buradan çıkalım. Bantlar var. Bu bantlar zaten... Çok mu dolmuş? Kızım, elimdeki bayağı bir ağır. Vallahi mı? Bayağı bir ağır elimdeki yani. Ha. Keşke üstüne başka bir şey giyseydim. Yapacak bir şey. Bu dolmuş mu? Bu yine az ama bunlar daha fazladır. Anam anam. Orada çıktı, iyi oldu. İyi oldu aynen. Şuraya doğru koy istiyorsan. Evet, yaprak. Yaprak zaten süpürecek. Temizleriz şey. Borular temizlendikten sonra süpürürüz. Şu onu oradan aldın da içeriden çıkmaz değil mi? Bilmiyorum ki. Çıkmaz herhalde, yok. Yok, şuradan çıkacak o. Bant. Bu kadar dandik bir şey. Dandik olmasına rağmen ucuz yapıyor şu an. Normalde ilk günden yandı bu bantlar. Evet. Kurum da kuruyor. Çok mu dolu? Dolu ya. Burada fazla düşüyor ama. Hakikaten dolmuş yani. Şimdi içeridekileri çıkartıp gelelim. Tamam. İçeridekileri de soktuk.
Şimdi bunların içlerini temizlemeye başlayacağız. Bir kısmı da o tarafta. Uzun sapı arıyor. Şuraya getirdim ben. Onlarla şey yapabiliriz. Bunu ilk defa yapıyorum artık. İlkler, evet. Bir şey mi var şu? Temiz mi? Bu da çok fazla. O bu ne? Bir daha uğraşıyorum. Hangi sayı yok senin diye. Tamam, bir şey elinde zaten o bitti. Bak, bundan bayağı çıktı geldi.
için böyle öbek çıktı. Rüzgar alırken bu şekilde miydi? Ne şekilde miydi? Hani rüzgar almıştı ya bir ara. Yok. Buradan içeri. Çatıya doğruydu. Ha. Rüzgardan. Rüzgardan. Uçar uçar diye. Takıyorum da buraya da bir tane. Yani sağlam olsun. Ha, ilki böyleydi. Ha. Önceden bu şekildeydi ve rüzgar aldığı için içerisi hep duman olmuştu. Ondan sonra biz bir tane daha leboru takmaya karar verdik. Ha. Bu şekilde oldu mu güzel oluyor. Rüzgar falan ters tepmiyor en azından. Tamam hayatım. Tamam mı? Şimdi ne kaldı? İçerinki kaldı. Tamam. Ne girdi? Kurum mu? Şimdi boruları hallettik. Şimdi kulübenin yapımına geçtik tekrar. Çatısını yapmayı düşünüyoruz. Tabi brandayı aldı Gökçen ama brandayla ne yapacak tam olarak bilmiyorum. Ya brandayla ben iç izolasyon yani izolasyon derken şimdi ben bunun üstüne bizim arka bahçede kalan şeyler var. Alüminyumlar var. Küçük küçük parçalar. Evet. Onları koyacağım. Ama onun arasından su geçebilir belki. Hmm. Geçmesin diye bu altına en azından naylon çekeyim dedim ki. Anladım. Alüminyum naylon çekeyim. Şeyden geçmesin.
Naylonla üstünü kapattık. Bunu yapma sebebimiz de yağmur almasın diye. Şimdi Gökçen arka tarafını yapıyor. Bundan sonra bir tek çatısı kalıyor değil mi? Evet, çatısı kalmış abi. Şu an bu da çatı aslında ama bakmayın orası niye çıplak kaldı diyeceksiniz. Oraya alüminyum gelecek. Evet. Oraya buradan, şuradan. Yani şuradan oraya ön tarafından alüminyum gelecek üstüne. Tabii. Yani bunu yapmamızın amacı su geçirmemesi. En azından biraz sıcak tutar. Tabii. Naylonun altında kaldığı için. Yani şey, alüminyumun altında kalacağı için. Vallahi akşama ettik. Evet. Aslında planımız gündüzden sabahtan yapmak vardı. Fakat çocukların okuluna gitmek zorunda kaldık. Okullarında bir etkinlik vardı. Yanlarında olmak istedik. O yüzden de saate kaldık. Burada bir çivi eksiğimiz vardı. Taş gibi. Taş. Şimdi ona bak en azından içi kapandı şu an. Şöyle göstereyim. On numara beş yıldız. İyi duruyor, iyi gözüküyor yani. En azından şey, iyi oldu ya. Yağmur almaz daha bu hiçbir şekilde. Şuraya kadar yapmamın sebebi, şuranın ayakları yok. Yani şuraya, şöyle bir çıta daha çakmam lazımdı. O çıtayı da böyle buraya monte etmem lazımdı. Akşam akşam uğraşmamak istemedim. Bir de zaten gerek yok. Yok çünkü orası dışarı geliyor. Buraya da alüminyum gelecek böyle. Yani. Alüminyum geldiği zaman, alüminyum şu kadar yapmazsa sarkmaz burada aşağı. Tabii. Alüminyum sarkmaz. Kısa olduğu için. Bu albüm geldiği için gerek yok. Yani son hali budur işte. Şuraya da başka bir tahta parçalarını kapatacağız bu arada. Burası böyle açık kalmayacak. Bunu size söyleyeyim. Parçamız var, keseceğiz. Alüminyum yaparken onu da yapacağız. Şuraya da böyle bir parça şöyle üçgen parça, üçgen keseceğiz. Parça koyacağız buraya. Üstten çividen çakacağız. Kapalı kalacak evet. Yani burası. Açık olmayacak. Arka tarafı bence daha ağaç çakmaya... Bence hiç gerek yok. Şey naylon bence daha soğuk almaz. Aynen öyle yani. Hiç çünkü bayağı yok. Bunu katlayarak çaktım ben. Yani bence şu an güzel oldu. Ama evet. Parmağıma vurdum. Parmağım çok moralimiz inşallah. Bütün tırnaklarımın işleri şu an ist olmuş durumda. Hem ist yüzüm hem de parmağım öyle kararmış vurdum. Biraz. Çekici vurdum. Parmağım şu an morarıyor. Tam da şuraya vurdum köküne. İnşallah tırnak atmaz. İnşallah. Evet dostlar bir videomuzun yine burası sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.